Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi meşhur bir fıkradır. Adamın biri çay sohbetinde demiş ki, çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua eder, ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver. Verirsen ben de bir kurban keserim diye bir keçi adak eder. Yanındaki der ki, ya bunun neresini düzelteyim? Bu fıkra biraz uzun da zamanımızı yemesin diye anlatayım. İşte Davut değil İbrahim'di, kız değil erkekti, keçi değil koçtur diye düzeltir. Doğrusu mevcut ekonomik tabloyu savunmaya çalışan arkadaşların argümanlarının neresini düzelteceğimizi bilmiyorum. Birçok not aldım. Buraya gelmeden önce partimizin ekonomi finans biriminin başındaki İbrahim Çanakçı Bey'den çok ciddi bir teknik destekle geldim. Aslında gönül isterdi ki bu ve benzeri ekonomi programlarında kendisiyle partimizin politikalarını anlatma imkanı bulsun. Ancak bugün dilim döndüğünce ben vekalet etmeye çalışacağım. Birkaç konu geçti. Bugün bir sizinle de Hülya Hanım bir iki iletişim sorunu yaşadık. Süremi aşarsam lütfen uyarın. Tabii, uyaracağım. Doğrusu hem size hem de konuklarımıza saygının gereği böyle taşkın bir görüntü vermiş olmak istemem program bittiğinde. Peki. Öncelikle KYK'lı gençlere gelelim. Elimizde bir veri yok, ancak bir habere göre 5,5 milyar TL civarında bir borç var. Bunun enflasyona endeksli faizi, yani onun ismi faiz ama enflasyona, TEFE'ye, TÜFE'ye endekslenmiş. Borcunun silinmesi bekleniyor. Ancak az sonra anlatacağım. Eğer hazinemiz yılda 400 milyar tefecilere, Bir saniye özür dilerim. Söylüyorsa söyleyebilirsiniz faizcilere... Onur Bey. Bir Mehmet saniye. Bey, TEFE TÜFE değil, yurt içi üfe endeksli. Yurt içi üfe endeksli. 5,5 milyar lira civarında Yurt olduğu içi tahmin tüketici edilen fiyat borcun endeksi. tamamı. Üretici mi oluyor? Üretici fiyat endeksi. Evet efendim. Yani o yüksek yarın amaçlı. Muhtemelen... Ama yüksek amaçlı. Evet. Buyurun. Yarın muhtemelen yurt içi üfemizde bu arada daha %133'ü bulduğu için burada bunun tablosunu da getireyim. Ekonomi ve finans birimimizin hazırladığı tablolar %132'lik bir oran tabii ki öğrenciler için çok ağır. Öğrenciler hiç olmasa işe girdikten sonra borçlarını ödemeyi teklif ediyorlar. Ancak eğer biz yılda 400 milyar faiz zip para babalarına ödüyorsak, öğrencilerimizin sadece faizini değil toplam faizin %1'i kadar olan ana parayı da silebiliriz. Türk ekonomisi güçlü bir ekonomi olsa faizciye, tefeciye, faizcinin ağa babasına, bankacıya değil bu gençlere yatırım yapar. Türkiye'nin de önü açılır. Az sonra ifade edeceğim. Sadece son bir yıldaki karşılaştırmaya göre bankaların net kârı %434 ile %732 arasında artmış. Acaba kim tefecilik sistemine destek oluyor, kim faizle mücadele ediyor göreceğiz. Buralara geleceğim. Sayın Nebati 2002 ile 2022'yi karşılaştırmış. Kendisi hukukumuz olan geçmişte bir arkadaşımız. Sayın Vedat Çok Bilgin üzerine de gitmek keza aynı istemem ama şekilde. 2002'de Sayın Nebati 38 yaşındaymış. Bugün 58 yaşında. Kendisinden bugünkü performansını 2002 performansıyla kendisi açısından karşılaştırmayı istesek arada 20 yıl var. Çok sağlıklı bir tablo olmaz. Dolayısıyla satın alma gücüne bakmak lazım. O gün o gençlerin veyahut da o ailelerin aldıkları yardımla neye erişip erişemediklerini tartışmak lazım. Bir de doğrusu ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı'nın %1'den %5'e çıkan, 4,5 milyonu bulan yoksul aileyle yardım yaptık diye ölmesi bir utanç tablosudur. 20 yılın sonunda bu ifade edilemez. Bakın bugün yeni bir iktidar gelse sosyal yardım bütçesini %8'e çıkarttım diye övünebilir. Ama 20 yılın sonunda ben sosyal yardım bütçesini %1'den %4,5'a, 5,5'a değişik hesaplara göre artırdım diye hiç kimse övünemez. Böyle bir hesap da olmaz. Merdi Kıpti şecaatini arz ederken sirkatin söylermiş. Ülkedeki sosyal yardımlaşmadan sorumlu Sayın Bakanımız da geçen gün 5 milyon civarında aileye elektrik ve doğal gaz faturası yardımı yapıldığını açıkladı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. 80 milyon nüfusumuz var. 5 milyon aile, ortalama 4'er kişiden 20 milyon. Yani ülkenin 1/4'ü elektrik faturasını ödeyemiyor. Devlet de onlara 150 lira para veriyor. Bunu da övünçle anlatıyor. Bu utanç vesilesi.
tabii ki gizlenmesi değil ama en azından propagandası yapılamayacak rakamlardır efendim. Şimdi kim faizle mücadele ediyor? Soru basit. Cevabı da çok basit. Bakınız, burada 2002 yılından bugüne kadar hazineden yapılan faiz ödemelerinin tablosu var. Ben Sayın Çanakçı şahsında partimizin ilgili birimine teşekkür ederim. Sayın Babacan'ın yönetimde olduğu, az önce sıcak paranın bol olduğu denilen zamanda 2002'den 2015'e kadar yıllık ortalama 45-50 milyar faiz ödenmiş. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bu ödemeler hızla 75, 100, 134, 190 ve bu yıl henüz net değil ama 400 milyarı aşmış. Neden? Birinci bütçede 240 milyar ödeyeceğiz demişiz. Ek bütçeyle 90 milyar demişiz. Diğer konuklarımı kur da göreyim. Kur korumaya hazineden 40 milyar ödeyeceğiz demişiz. Evet. Merkez Bankası'nın ne ödeyeceğini bilmiyoruz. 400 milyarın üzerinde bir tablo var. Soru şu. 13 yıl boyunca yılda ortalama 45-50 milyar ödeyen bir ekonomi yönetimi mi faizle mücadele etmiştir? Son 5 yılda 150 milyar, bu yılda 400 milyarın üzerinde faiz ödeyen bir yönetim mi faizle mücadele etmiştir? Sabah gazetesinin, Sayın Albayrak kardeşlerin yönettiği gazetenin Erdem Başçı, Mehmet Şimşek, Ali Babacan hakkında attığı manşetleri hatırlıyoruz. 40 milyar faiz ödenirken, bugün ise 400 milyar faiz ödeniyor. Peki, devlet bu faizi öderken, Merkez Bankası bir inatla piyasayı %14'le fonlarken, bir vatandaşımız yüzde kaçla bankadan kredi bulabiliyor? %21'le, %28'le, %23'le, bunlar en düşük, %35-40'la bulamayan vatandaşlarımız var. Yani bu faizci sistemde, rahmetli Erbakan böyle demeyi severdi, bir talebesi aynı cümleyi ona tekrar yaşattırdı. Merkez Bankası bankalara %14'le piyasayı fonluyor. Banka o parayı getiriyor %28'le, 35'le Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına satıyor. Karını %732 artırıyor. Allah rızası için kim faizle mücadele ediyor? Kim tefe sistemini destekliyor? Şimdi burada bazı iddialar ifade edildi. Mesela pandemi denildi. Peki bütün dünyada, bakınız burada OECD ülkelerinin pandemi dönemindeki TÜFE ve TEFE performansı var. Dünyada %10'dan fazla enflasyon ödeyen sayılı ülke var. Birisi de Türkiye. Bakınız burada G20 listesi var. Türkiye artık G20'de de değil. G21'e düştü maalesef. Ortalama %5 enflasyon var. G20'de yanlış. Peki doğrusunu söylersiniz Cem Bey. Doğrusu değil. Doğrusu peki doğrusunu zaten. Söylersiniz. G20'de olduğunu kabul ediyorum. Bakınız. G20'nin enflasyon ortalaması %7, bizimki %73, bu da TÜİK'e göre, ENAG'a göre %160. Bu nasıl bir dünyadaki şeyden etkilenmedir, pandemiyle ortaya çıkan emtia fiyat artışlarına etkilenmedir. Bütün dünyada %7-8, bugün Almanya %4 ile borçlanıyor, bugün Amerika %3 ile borçlanıyor, bunların hepsinin belgeleri burada. Ama Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %11 ile %12 ile borçlanıyor. BOTAŞ boş para buldu diye Onur Hoca seviniyor ama CDS primi 900'e dayandı. Allah muhafaza, bunun sonucu iflastır. Şimdi kıymetli Ahmet Yeliç Bey dedi ki Türkiye dedi onurlu bir dış politika uyguluyor dedi. Bundan dolayı CDS'imizle oynuyorlar dedi. Peki Amerika seçimlerinde ABD'nin dünyada ilan ettiği baş düşman kimdi? Çin. Çin'in CDS'i 83.4. Bu tablo hazırlandığında bizim CDS'imiz 818'di, bugün 908 olmuş. Çin'in elinde ne kadarlık Amerika hazine bonosu var? Amerika baş düşman ilan ettiği... Çin'in elinde ne kadarlık Amerika hazine bonosu var? Bütün konuklarımı görebilir miyim rica etsem? İzin verin, bitireyim. Sonra sorularınıza cevap vereceğim. Sayın Babacan'la, Sayın Çanakçı'yla otura kalka biz de bu rakamlarla biraz aşina olduk. Aşina olur hale geldik. Bakınız Çin'in CDS'i 83, Türkiye'ninki 908. Çin mi ABD için büyük tehdit? Türkiye mi büyük tehdit? Dolayısıyla bu beceriksizliği böyle büyük anlatılarla da lütfen süslemeyelim. Bakınız Türkiye 1 minute çektiğinde CDS %120 idi. %120 idi pardon. Niçin? Çünkü Sayın Ali Babacan ekonomi yönetiyordu. Türkiye 1 minute çektiğinde CDS 110'du.
başka darbe olduğunda 208'miş darbe olduğunda.